Şimdi aktarım odaklı terapi ve nörobiyolojik duygu düzenleme sistemleri başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sayın Uzman Doktor Tahir Özenkaş hocamızı kürsüye davet ediyorum. Merhabalar arkadaşlar, kolay gelsin. Fena değiliz. Bir soru sorsam olur mu size? Slaytlar üzerinden giderek anlatın diye parmak kaldırsam. İki kişi. Böyle karşılıklı iletişim şeklinde anlatsanız iyi olur diyenler parmak kaldırsam. İkisini karıştırıp anlatsanız diyenler parmak kaldırsam. Nasıl isterseniz hocam. Peki. Aktarım odaklı terapi. Aktarım odaklı terapi şu anda sizinle yapmış olduğumuz görüşmenin içimizdeki yankılanması, bebeklik dönemindeki önemli ötekiler dediğimiz annelerimizle babalarımızla kurmuş olduğumuz ilişkinin zihindeki tasarımlarının güncel olarak benimle iletişim kurulmasına denir. Bana karşı hissettiğiniz, benim size karşı hissettiğim duygular şu andaki realitede gerçekten hissettiğiniz duygular değil, geçmişin bugüne yansımalarıdır, gölgesidir. Bunu ilk ortaya atan, Freud'dan sonra Freud'un manevi kızı olarak adlandırılan Melanie Klein'in içselleştirilmiş nesne ilişkileri kuramı diye klasik Freudian kuramı ilave etmiş olduğu kuram üzerine inşa edilen nesne ilişkileri kuramıdır. Aktarım odaklı terapi ise çağdaş nesne ilişkileri kuramıdır. Neden çağdaş? Bilimin gelişmesiyle beraber hipotezler haline Freud'dan bu tarafa ifade edilen çeşitli psikanalitik görüşler, dinamik kuramlar bilimin bazı verileriyle çürüdü. Modern bilimin, özellikle nörobilimin, neuroscience'ın, nörobiyolojinin gelişmesiyle beraber insan zihninde neler olup bittiğini anlama gibi bir sürecin içerisine girdik. Otto Kernberg, yaşayan efsane olarak adlandırılan klasik psikanalizin en önemli isimlerinden birisi olan New York'ta Cornell Üniversitesi'nde, Cornell Tıp Fakültesi'nde New York'a yakın bir bölgesi olan White Plains bölgesinde Kişilik Bozuklukları Enstitüsü'nün yaklaşık herhalde 50 yıldır kurucusu, orada bilimsel araştırmaları yapan kişidir ve dünyadaki kişilik bozuklukları üzerine en çok araştırma yapan, bilimsel bulgulara ulaşan ve bunu nörobiyolojiyle harmanlayarak kanıta dayalı bir bilim haline getiren kişidir Otto Kernberg. Onun için kendisine çağdaş nesne ilişkileri kuramcısı olarak adlandırılır. Melanie Klein'in temel tezleri üzerine o tezlerdeki bir takım ufak değişikliklerle modern, çağdaş nesne ilişkileri kuramcısı olarak ifade edilir. Çalıştığı alan kişilik bozukluklarıdır. Bildiğiniz gibi Freud kişilik bozuklukları üzerine çalışmıyordu. Daha çok ödipal dönem dediğimiz nevrotik tablolarla çalışıyordu. Modern dünyanın getmiş olduğu psikoloji bilimi, psikiyatri bilimi ve onun yanında nörobilimdeki gelişmelerle beraber tüm bu bilginin harmanlanarak yeni bir konsept halinde sunulması, kanıta dayalı bir bilgi halinde de kişilik bozukluklarının tedavisinde uygulanabilecek bir terapötik yöntem olarak ortaya konmasına aktarım odaklı terapi diyoruz. Melanie Klein'da en önemli kavram preödipal patolojiler ve ödipal patolojiler dediğimiz 1-3 yaş arasında veya 1-2 yaş arasındaki yapılarla 1-2 yaştan sonraki yapılar bir ayrışma içerisindedir. Freud'a göre 0-3 yaş arası preödipal dönemdir, 3-6 yaş arası ödipal dönemdir. İkili ilişkiden üçlü ilişkiye geçmek demektir. Melanie Klein, yani Freud'un manevi kızı olan Melanie Klein bunu 1-1,5 yıla kadar çekmiştir. Hem ödipal hem preödipal dönemi. En önemli üzerinde durduğu konu ödipal dönemden önceki konumun paranoid şizoid konumu olduğuna dair iddiasıdır. Melanie Klein bu bölünmüş içsel dünyayı tümden iyi ve tümden kötü içsel temsillerle karakterize paranoid şizoid durumu adını vermiştir. Bu durumda şizoid niteliği
bölünmüş yapısından beri gelmektedir. Paranoid nitelik ise acı verici, kötü nesneyi dışsal nesnelere yansıtma ve bu denede dışarıdan gelecek bir sardıklıktan duyulan korku içinde yaşama eğiliminden kaynaklanmaktadır. Çok basit bir şekilde. Ben iyiyim. Ben dürüstüm. Ben becerikliyim. Ben başarılıyım dediğinizde öteki dürüst değil, öteki başarısız, öteki çirkin, öteki kötü, öteki fesat dediğiniz durumların büyük bir kısmında kendi içimizdeki kendi kötülüğümüze, kendi fesatlığımıza dayanamadığımız için bunu dışarıya yansıtmaya projeksiyon deniz, bunun adı bölmedir. O zaman bir daha birilerini suçlarken, birilerine kötü derken, sosyal, siyasal, ideolojik ne kadar çok bağırıyorsanız içinizdeki kötü tarafınıza tahammül edememe ihtimali o kadar yüksektir. Bu modern çağdaş nesne ilişkileri kuramı ve klasik nesne ilişkileri kuramının bölme mekanizmasının hoşlanılmayan, kendimizi iyi hissettirmeyen duyguların dışarı atılmasıyla ilgili. Kaydı mı? Çok kaydı. Çok kaydı hocam. Elinizde. Allah'ım bin tane gitmiş. Elinizde. Nasıl oldu? Kendi kendine attı hocam. İleri gidiyor olabilir. Peki. Tekrar geldik başa. Teşekkürler uyardınız. Yoksa orada devam edecektim. Önümüne konur sonra gidecektim. İnsanın zihni nasıl inşa ediliyor? Her birimizin bir zihni var, aklı var gördüğüm kadarıyla. Var değil mi? Doktor hanım kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorsunuz. Kötü komşunuz zaten. İnsan zihnini inşa ederken bebeklikten hatta anne rahminden itibaren nörolojik olarak, nörobiyolojik olarak iyi hislerde kötü hisler algılarız. Yüksek duygulanımsal yaşantılar dediğimiz ana bir etmen var. Zihnin inşası ancak ve ancak yüksek bir duygulanım hissettiğiniz andaki nörobiyolojik yapılarda mühürlerini veya protein inşasıyla mümkün. Yüksek duygulanım ne demektir? Mutlulukta ve acıda çok yüksek duygulanım hissettiğiniz anlar zihninize kazınır. Onun dışındaki her şey lafı güzaftır. Sizin kimliğinizi inşa eden şey bebeklikten itibaren nokta nokta acıkmanız, susamanız, ağrı hissetmeniz, mutlu hissetmeniz, annenizle yapışmanız, emmeniz hepsi iki kutupta toplanır. Buna yüksek duygulanımlar denir. Yüksek duygulanımlar esnasında yaşantılarınız önce bedene 1,5 yaşına kadar, ardından da hipokampusla beraber hafıza kayıtlarına mühürlenerek sizin zihninizin ilk inşa dönemleri olur. 2 yaşına kadar İnsan zihninin nörobiyolojik yapısı, iyi ve kötü yaşantıları aynı kişiden geliyormuş ve aynı kişiymiş gibi deneyimleme becerisinden yoksundur. İşte bu aynı olaya, aynı kişiye karşı hissedilen iyi yaşantılar ve kötü yaşantıların bir kapta, bir arada tutamama becerisi, gelişimsel bölme dediğimiz, developmental splitting dediğimiz bölme mekanizmasıyla iyi yaşantılar bir kutupta mühürlenir, hafıza kayıtları olarak tutulur, kötü yaşantılar da ayrı bir kutupta tutulur. Eğer iyi yaşantı yaşıyorsanız, mutluysanız, keyifliyseniz buna libidinal birim denir. Acı yaşıyorsanız bu agresif birimdir. Agresif birimdeki yaşantılarınızın içinizdeki iyi yaşantıları bozmaması için de elinizden gelen tek mekanizma, bu kötü yaşantı ve duyguları dışsallaştırarak projekte etmektir. Paranoid bir tutum almaktır. Kötü sensin, pis sensin, yaramaz sensin, Allah'ın belası derken içimizde bize zarar verici olan kötü davranışlarımızı ve yaşantılarımızı dışsallaştırma çabasıdır. Eğer bu dönemdeki gelişimsel bölme dediğimiz 2 yaşına kadar doğal olan, her bebekte olan, annesine kızdığı zaman gebersen öl, tükürerek, tekmeleyerek annesini kovan çocuk, 10 saniye sonra annesine yalakalık yaparak onun sevgisiyle içe geçmek ister. Bu iki anne ve iki bebek farklıdır zihinde. Birisi seven ve sevilen anne ve çocuk ilişkisidir. Diğeri nefret eden ve nefret edilen zihinsel imgelemdir.
Anne geldi ortalığı pislemiş olan bebeğine bakarken Allah'ın belası pislik diye yüzüne baktığında bu imge yüksek duygulanımlar esnasında olmuşsa zihne kötü bakan bir anne kötü bir kendilik tasarımının ilk zihinsel mühürlenmelerini yarattı. Ama aynı şekilde anne mutlu, kocası da mutlu, gayet hoş, bebeği olmuş, tertemiz olmuş. Ona baktığında böyle Tanrı gibi, tapınacak gibi bebeğinin baktığında hissettiği duygu, bebek şöyle hisseder, aman Tanrı ne kadar güzelim, ne kadar iyiyim, ne kadar hoşum. Bana bakan kişi de sanki bana tapıyor, aman Tanrı. Dünya böyle bir şey diyerek buna da libidinal birim dediğimiz anlarda yaşanan inanılmaz sayıdaki tekrar tekrar yaşanan ufak ufak yüksek duygulanımdaki mühürlenmeler koordine ola ola bütünleşe zihnimizi inşa eder. 3 yaşların civarında bu paranoid şizoid konumdan veya şizoid paranoid konumdan depresif konuma geçilmesi lazım. Her bebeğin geçmesi gereken bir sırat köprüsüdür. Eğer bu dönemi geçiyorsak bize tapınacak gibi bakan annenin ve sevdiği çocuğun mükemmel olan çocuğun öyle de olmadığını, zaman zaman sevildiğini, zaman zaman sevilmediğini hissettiğinde bir hayal kırıklığı olur. Buna depresif dönem denir. Yani annenin her zaman onu seven kişi değil, kendisinin de sevilen olmadığını hissettiğinde, zaman zaman annesinin kendisine kızdığını, kendisinin de sevilmeyen ve istenmeyen tarafları olduğunu dank ettiği gün, jeton düştüğü gün depresif konuma geçen sağlıklı bir insan olur. Fakat annenin tutarsız davranışları nedeniyle ve bir takım özellikleri nedeniyle bu gelişimsel splitting dediğimiz bölme bu bütünleşmiş bir yapıya dönüşmezse yani depresif döneme geçmez ise bu kızımız borderline örgütlenme içinde kalır. Dünyayı hep yerli bir dünyada yaşayacak. Aa ne kadar güzelim, ne kadar hoşum, ne kadar mutluyum, beni sevenler var diyecek. Ama birisinin sevmediğini deneyimlediğinde de cehennemi yaşayacak. Allah'ın belası pislik diye kendisini ya intihara yönelecek veya karşı tarafı suçlayacak. O zaman iki kutuplu bir yaşantı içerisinde olan kişilik örgütlenmelerinde dikkat etmemiz gereken konu bölmenin hala devam ettiği bir hal. 2 yaşına kadar normal olan bölme hayatının 10'lu, 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarında hala varlığını sürdürüyorsa buna biz patolojik bölme diyoruz. Bu depresif konuma geçememiş, normal hale geçememiş bireylerin narsisistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve diğer birçok 10-11 tane kişilik bozukluğunun çağdaş nesli ilişkilerine göre isimlendirilmesini gerektirir. Temel problem bebeklik döneminde kapanması, paranoid şizoid konumundan depresif konuma geçmemiz gereken hale bir türlü geçemememiz. Geçemememizin nedeni de annemizin genellikle tutarsız ilişki içerisinde olması, iyi bir şey yaptığımızda bizi sevmesi, onun kafasına uygun bir şey yapmadığımızda da bizi azarlaması veya sevmemesi karşısında düştüğümüz cehennem, bu bölmenin kapanmasını engelleyen en önemli faktör oluyor. O zaman yüksek duygulanımlar kişiliğimizi meydana getiriyor. Her zihnin ufak ufak atomları vardır. Her zihnin, hepimizin zihni var değil mi? Benim zihnim var şu anda, atomuma gidiyorum. Bunun bir molekülü var. Molekülleri biliyoruz kimyada. 2 tane molekül, 2 tane element gelecek, araya bir bağla bağlanacak. Kovalent bağ gibi bir bağla bağlanabilir. İnsanoğlunun her yüksek duygulanımla yaşadığı yaşantı bebeklikten itibaren moleküller halinde veya sporcuların kaldırdığı dumbbell'lar var, ağırlık kaldıran dumbbell'lar halinde bir tarafında nesne tasarımının olduğu, yani annemizin veya babamızın, babaannemizin sevgi dolu bakışı, onun karşılığında da kendilik tasarımı sevilen bir bebek imgesinin oluşturulduğu, ikisinin arasında da duygusal bir bağın bulunduğu bir molekül halindedir. Bu ufak moleküller, babaannenizde, anneannenizde, ablanızda, abinizde, güzel güzel size mutluluk yaşatıyorsa bunlar birike, libidinal bir dünyanın seven ve sevilen çocuğunun inşasını yaparsınız. Buradaki ufak moleküllere diyatlar denir. Yani seven ve sevilenin muhtelif şekillerdeki varyasyonlarına diyatlar denir. Bu diyatların toplu halde iyi birimde toparlanmasına libidinal birimdeki diyatların toparlanması diyoruz.
Aynı şekilde sevilmeyen, azarlanan, çimdiklenen, dayak yiyen, mahrum bırakılan, ihmal edilen, işgal edilen bir çocuğun deneyimleri de ayrı bir kutupta toparlanır, ayrı bir kutupta inşa hale gelir. Buna da agresif birim denir. Agresif birim saldırgandır, agresif birim vahşettir, agresif birim aşağılamaktır, değersizdir, zalimdir. Bu şekildeki bir ilişki sizin kendinizi iyi hissetmenizi önler, iyi hissedemediğiniz için de yansıtmalı özdeşim denen bir savunma mekanizmasıyla kötüyü dışarı atarsınız. Basit bir örnek. Kendini kötü hisseden bir hanımefendi, eşi veya sevgilisi olsun, adam kalkmış sabah gazeteyi okuyor. Genellikle borderline yapılan hanımlarda daha yüksek, narsist yapılan erkeklerde daha yüksek. Erkekleri fazla harcamamak için örneği borderline'dan veriyorum. O da yani kendimizi biraz keser, kendimize yontalım. İçi sıkıntılandı. Ya rüya gördü sıkıntılandı ya bir çağrışma oldu. Kocasının veya sevgilisinin kendisini aldatma ihtimali zihninde canlandırıldığında terk eden anne imgesi geldi. Bırakan, seni sevmiyorum, başkalarının annesi olacağım diyen anne imgesi yerine bunu kocasında gördü. Aktarım burada başlıyor. Kocasında gördü. Sen gazete mi okuyorsun sabah sabah? Hemen gazete okuyorum. Kahvaltıya ekmek daha almamışım. Buradan başlıyor hikaye. Ha alırım hayatım. Ha bu saatten sonra ister al ister alma. Gazeteyi çeker. Sana söylüyorum be adam. Ses yükseliyor. Gazetenin altından bakar bir fırtına geliyor adam hissediyor. Anlatabildim mi? Sen geçen gün 15 dakika geç kaldın. Ne alt yedi akşam? Hangi gün? Bak bir de hangi gün diye soruyor. Yaptığın numarayı bilmiyor musun? Hangi şıllıkla beraberdin? Sabahın 8.30. Adam böyle mutlu bir şekilde pazar günü kahvaltısını yapacaktı. Ama kadının terk edilme korkuları, yani ilk bebeklik dönemindeki annesiyle yaşantılanmış terk edilme enstantanesi orada canlandı. Adam bir müddet sonra yavaş yavaş öfkeleniyor. Nereden çıkarıyorsun ya manyak mısın derken? Bak bir de öfkeleniyor dediğinde adam çileden çıkıyor, kadının ümüğünü sıkıyor. Kadın mağdur bir şekilde öldürüyorsun beni bırak diyor. Burada kim zalim kim mağdur? Adam geldi bana bir gün böyle bir adam. Dedi benim içimden canavar çıktı. Hocam ben hastaneye yatır karımı öldürüyordum az daha. Bir dinledim hikayeyi. Melanie Klein ve Otto Kernberg'in atlatmış oldu. Yansıtmalı özdeşim. Kadın içinde o kadar bir canavarlık hissediyor ki. Bu canavarlık ona o kadar zarar vereceğinden korkuyor ki. Bunu karşı tarafa yükleyip ufak ilmek ilmek işleyerek karşı tarafı tam öfkelendirdiğinde ve canavarlaştırdığında canavar orada. Benim için tertemiz. Adam bunu kontrol edemeyip de o yükle yüklenip karısına saldırdığında gerçekten dinginleşip kendi haline geldiğinde içinde bir canavar olduğunu düşünüyor ve bu canavarın tedavi olması için kendisini akıl hastanesine gönül olarak yatırılması için bana başvuruyor. Buna yansıtmalı özdeşim denir. Bölme mekanizması etkisinde olan bir kişilik yapısı kötü tarafa geçtiğinde kötü taraf içinde tutamaz mutlaka bunu bir başkasına yüklemek zorundadır. Yükleyene kadar da uğraşır. Yüklediği zaman rahatlar. Buna bölme mekanizmanın yansıtmalı özdeşim süreci diyoruz. Bütün kişilik bozuklukları ana etmelidir. Aktarım nedir? Gelir terapiste yükler bunu. Şişko ne yapıyorsun der sinirlendiğinde. Bana mı dedin? Evet sana dedim. Gel der. Hem kendi olduk hem şişko olduk. Ardından saldırım. Acaba bana neden böyle söylemiş olabilirsin diye. Eğer sakin kalabilirseniz. Oradan size yüklenen durumu kocası gibi ümüğünü sıkacak hale gelmezseniz, 3 kuruş para verdim diye beni satın aldın mı zannettin demezseniz, ama içinize diyorsunuz bunları, onun neler hissettiğini, sizin hissettiğiniz duygunun aslında aşağılanmanın, değersizleştirmenin, bütün hayatı boyunca hisseden bir hanımefendinin bir 10 dakikalığına size biraz da sen hisseder misin benim hissettiğimi diye yorumlayabilirseniz iyileştirmenin birinci basamağındasınız. Yok yorumlayamaz da hastanıza rasyonel cevaplar verip onu kovmaya çalışırsanız tedavi biter. Aktarım bu demektir. Biraz sonra tekrar detaylı geleceğim. İçselleştirilmiş nesne ilişkileri ne demektir? Nesne ilişkileri Kur'an'ı Sigmund Freud tarafından tanımlanan dürtülerin libido ve saldırganlık her zaman belirgin bir öteki yani bir dürtü nesnesiyle ilişkili olarak deneyimlendiğini vurgulamaktadır. İçselleştirilmiş nesne ilişkileri psikolojik yapıların inşa blokları gibidir ve güdülenmeyle davranışın örgütleyici olarak görev yapar. Şu anda hissettiğiniz her şey
içselleştirilmiş nesne ilişkilerin tezahürüdür. Dinlemeniz, dinleyememeniz, kafanızın bir yere gitmesi, kızmanız, sevilmeniz, mutlu olmanız, anlaşılmış hissetmenizin hepsi içselleştirilmiş nesne ilişkilerinin gündeki tezahürüdür. İnşa blokları kendilik temsiliyle, yani bebeğin kendilik temsiliyle, öteki temsiline yani annenin temsiline oluşan bir birimdir. Bunlar birbirlerine bir dürtüyle bağlantır ya da bir dürtüyü temsil eden bir duygulanma bağlantır. Ya mutluluk duygusu, keyif aleti bir dinar verim ya da agresif duygusu, terk edilme, aşağılanma, değersizlik, acı verici duygular. Acı verici ve mutluluk duyguları ancak zihnin inşasında işe yarar. Normal bir duygulanım yoksa, öyle bir muhabbet faslı varsa veya şu andaki konuşmalarımız sakin ve dingin bir şekilde sizin duygularınızı fazla tetiklemiyorsa, zihninizde yüksek duygularınızla beraber merak duygunuzu tetiklemiyorsa kapıdan çıkınca şeyi unutacaksınız. Ama içinizde bir yerlere dokunuyor da, vay be bu böyle mi? Amcam böyle yaptı, teyzem böyle yaptı, kardeşim böyle yaptı, ben böyle yapıyorum diye. İçinizde bir yerlere gidip de bir duygulanım hissediyorsanız, kalıcı bir bilgiye dönüşecek kapıyı açmışsınız demektir. Bu da elinizde olan bir şey değil, ihtiyacınıza göre şekilleniyor. Kendilik, öteki ve bunların birbirine bağlayan duygulanım birimleri, nesne ilişkileri ikililerini oluşturur ki diyat dediğimiz şey budur. Libidinal birimde moleküller vardır. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce molekül kimliğinizin libidinal kısmını inşa eder. Diğer taraftan acı verici duygulanımla yaşanan ikililer ise, diyatlar ise sizin agresif biriminizi inşa eder. 3 yaş ile 6 yaş arasında iyi bir anneye sahipseniz bu ikisi birleşir. İkisi birleştiği zaman da depresif bir konuda sağlıklı bir insanın inşası başlar. Kendilik, öteki, arada duygulanım. Bu duygulanım iyi bir şeyse libidinal birimdeki bir ikiliği zihinsel olarak inşa ettiniz. Aradaki duygulanım acı verici duygulanım ise zihninizde acı verici bir ikiliği inşa ettiniz. Bu her zaman olması gereken şeydir. Siyah beyaz gibidir. Her insan libidinal birim ve agresif birimdeki yaşantıları eşit derecede yaşar, eşit inşa yapar ve bunlardan daha sonra kendiliğini inşa eder. Kişilik örgütlenmelerine baktığımızda bölme mekanizmasının altındaki kişilik bozukluklarına borderline örgütlenme denir. İçinde bütün kişilik bozuklukları vardır, şiddet dereceleri farklıdır, içe ve dışa dönük olarak da özellikleri vardır. Nevrotik örgütlenme, ödipal dönem dediğimiz depresif konuma geçmiş kişilerin ama daha sağlıklı olmamış, üçlü ilişki içerisinde rekabete dayanamayan örgütlenme şekli, bir de normal örgütlenme. Burada herkes normal örgütlenme olduğu için, hoşunuza gidiyor bu libidinal birimden dolayı eğer biliyorsanız, kendilik ötekine dair bütünleşmiş bir algı, işe, ilişkilere, boş zaman faaliyetlerine yönelim, savunma olarak daha olgun savunmalar kullanımı, esneklik vardır hayatta, gerçeklik testi kendi olana ve olmayana, içsel olana ve dışsal olana dair doğru algılama, gerçekliğin sosyal ölçütlerine yönelik empati gibi. Diğerlerine geçeceğim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hayır. Borderline örgütlenme ile nevrotik arasındaki konular fark ne? Nevrotikte kaygılar falan mı vardı? Nevrotik depresif konuma geçmiş kişi bölmesi yok. Evet. Borderline örgütlenme bölmesi olmuş ve yansıtmalı özdeşimle ancak kendini ifade. Nasıl? Ev arkadaşım borderline sanırım şey. Yani ya çok iyi insanlar. Ya çok iyidirler ya da çok ya cenneti yaşatırlar ya cehennemi yaşatırlar. Çok iyi diyor. Ertesi gün diyor ki bana şunu yaptı. Küçücük bir şey. O çok kötü diyor. Müdahale ediyorum diyor. Aynen. Ama aynı kişiye karşı bir dakika sonra evet, değişti. Bana baktı en son dedi ki seni gördüm dedi artık senden nefret edin ne yaptın ki seni hiçbir şey. Ama benim gençliğimdeki hani kötü şeyleri hatırlatıyorsun. Yaptığım hataları senden nefret edin bana en son saldırdı ayrılmak zorunda kaldım. Dayanabilseydin iyi bir terapist olurdu. Dayanacaksın, dayanacaksın. Mesleğin ne? O zaman dayanacaksın. Mecbursun mesleği seçmişsin. Dayanak yok. Çekip gitmek yok. Öyle yap. Ben 40 yıldır dayanıyorum. Binlerce sürü. Saldırdı bana tüküren, tüküreden bağıran, kafama tabla fırlatan. Hepsi benim canım. Hocam. Orada durabilmeye aktarım terapistim. Peki teşekkürler. Kişilik dediğimiz kavram nedir? Kişilik bozuklukları üzerine çalışıyorduk ya. Kişilik, mizacınız, doğuştan getirdiğiniz genetik özellikleriniz, bilişsel becerileriniz, karakteriniz ve içselleştirilmiş değer sistemleri, ahlakınız ve vicdanınız kaynaklı temellerle davranışsal örüntülerin bütünleşmesini temsil eden şey kişiliktedir. Bunların hepsi kişiliğin alt parametreleridir. Detaylı izahları var buradan geçeceğim. Bölme ne demektir? Biraz önce söyledim.
İyi birimdeki yaşantılarınız bir kutupta toplandı. Bu nörobiyolojik bir şey. Elinizde değil. Yani biliyorsunuz kromozomlar ayrılırken iki kutba giderlerdi. Daha sonra bölünürdü hücrenin bölünmesi. Aynı şekilde düşünebilirsiniz. İyi yaşantılar bir kutupta yaşantılanıyor. Kötü yaşantılar ise başka bir kutupta yaşantılanıyor. 3 yaşından sonra bunlar yavaş yavaş entegre olmak durumunda. Entegre olamadığında kişilik bozukluklar ortaya çıkıyor problem olarak. Böyle der kastımı söyleyeceğim. Gri alanları net olarak... Gri olanların olmaması. Siyah beyaz dünya. Ya iyisin ya kötüsün. İyisin, mükemmel iyisin. Olması gereken 3-4 yaşta gri alanların artması. 3 ile 6 yaş arasında gri alanların artması, evet. O mükemmel insanın kaybedildiğinin hüsranının yaşanması, gereksizlere cellat olarak gördüğü annesine ve anne benzeri insanlara söylemiş oldu. Cellatlıktan dolayı da suçluluk duygularını ona getirip oturmuş. Vay be, aslında o kadar da kötü değilmiş benim kocam ya. Sevgilim o kadar da kötü değilmiş. O da arkadaşım o kadar kötü değilmiş deyip depresine göre senden özür dileyecek hale geliyorsa depresif forma geçmiştir. Ama ya ben yanlış yapmışım, sen mükemmelsin, muhteşemsin diyorsa hala aynı yerde. Ona inanmıyoruz. Tatmin edici haz veren duygularında libido olarak örgütlenirler. Acı verici, tiksindirici, olumsuz duygular saldırganlık olarak örgütlenir. Nörobiyolojik örgütlenme şekli. Nefret bir zarar verme isteği olarak tanımlandığından kendilik ve nesnelik daha temsillerini kötü olanlarla ilişkili nefretin zarar vericiliği riskinden korumak için ilkel, ruhsal örgütlenme içerisinde iyi ve kötü birimlerin birbirinden ayrılması gerekir. Buna bölme denir. Yani bugün toplumumuzda maalesef yeni jenerasyonlar hep bölmenin etkisi altında. Mükemmel, aşık olan, aşık olunan evlatlar yetiştiriyor anneler biricik. Ama sinirlendiği zaman ağzını burnunu dağıtıyor. Dünyanın en kötü çocuğu olarak muamele ediyor. Bu çocuklar entegre olamıyorlar. Daha sonra ergenlik döneminde krizler başlıyor. Evlilik döneminde krizler başlıyor. Daha sonra bize geliyorlar. Ne oluyor buna diyor. Olacağı bir 3 yaşında, bir 6 yaşındaki mizacın da biraz daha zorlamasıyla kontrol altına alınamayan o bölmenin güncel versiyonlarını görüyoruz. Fanatizmin fazlası da o zaman bölmeden bunu yapamıyor. Evet. Aktarım ne demektir? Klasik anlamda aktarım dedi, çağdaş anlamda aktarım. Aktarım, birisine karşı hissettiğiniz duygudur. Şu andaki hissettiğiniz duygu, birbirinize bana karşı hissettiğiniz duyguya aktarım dedi. Fakat aktarımın klasik anlamı, Freud'un anlamı, terapiye geldiğinizde çocukluk dönemindeki ödipal dönemle baba-anne ilişkilerindeki ilişkilerin divana yattıktan sonra 6 ay içerisinde yavaş yavaş pişerek fantastik bir şekilde terapistine karşı bir takım duygular hissetmesine aktarım nedir? Aktarım gelişirse tedavi olur. Bunun için de 6 ay beklemeniz lazım ortalama. 6 ay, 8 ay, 4 ay, 1 yıl. Bir müddet sonra terapisti kendisiyle ilgili insanmış gibi algılayıp şu manada işte ya annesi ya babası ya sevgilisi gibi algılayıp bunun üzerine fantaziler kurup fantazilerini anlattıkça terapist acaba benimle ilgili kurmuş olduğum bu fantaziler çocukluk anılarındaki annenle babanla kurmuş olduğun fantazilerin veyahut da yaşantıların bir tekrarı olabilir mi diye zamanı ve yeri geldikçe çağrışımsal yöntemlerle yorum yaparsa bu klasik aktarım. Ama çağdaş nesne ilişkileri bununla alakası yok. Çağdaş nesne ilişkileri gelen yeni bilgilerle nörobiyolojik olarak zihnin inşasını biraz daha iyi bildiğimiz için bir insanın bir insana karşı anında hissettiği duygu aktarımdır. Her insan her insana karşı zihninde bir dünya kuran bunun adına aktarım denir. Eğer bir vatandaş terapist olarak terapistini arayacaksa mesela işte bana geliyor danışanlarım. Hocam diyor, bir resmini gördüm şeyde diyor, internette. Dedim benim terapistim bu. Muhteşem misin diyor. Ulan bir resimde nasıl muhteşem olduğumu anlıyorsun. Anlıyor ama. Biliyor yani. Bir başkası resmine baktın diyor, çok gıcık duruyordun diyor. Neyse bir arkadaşlar tavsiye etti, bir görmeyeyim diye geldim diyor. Birisinin aktarımı libidinal birimde seven ve sevilen annenin aktarımı. Öbürün ise saldırgan babanın aşağılanmış çocuğun aktarımın resim üzerinde tezahürü. Ne beni tanıyor ne ben utanıyorum. Gerçeklikte konuşmuyoruz arkadaşlar. Biz zihnimize inşa edilen o imgeleri yani içselleştirilmiş nesne ilişkilerin güncel versiyonuyla konuşuyoruz. O zaman hikaye çağdaş nesne ilişkilerinde aktarımın nasıl cereyan ettiği, hangi aktarımla geldiğini terapide ilk olarak ortaya çıkardık. Terapiye girer. Hastalarım geliyor da fazla da açık etmek istemiyorum. Ya doktor hoşsun, güzelsin, seni de tavsiye ettiler ama
Ya burayı bok gibi boyamış, başka renk bulamadın mı? Aşağılayan baba, aşağılanan çocuk imgesini burada yaşıyor. Çünkü seansa gelmek, kendi içerisindeki omnipotent narsisistik yapıyı yıkıyor. Kendini çok değersiz ve aşağılamış hissediyor. Bir başkasına muhtaç olmak narsisistik yapı için inanılmaz kötüdür. Çünkü çekirdeğinde annesi onu biricik ve özel yaratmıştır. O biricik ve özeldir, kimseye muhtaç değildir. Ama diğer tarafta o kadar değersiz ve yetersizlik tepkili agresif birim vardır ki ortaya çıkmasın diye çabalıyor ama birçok psikosomatik rahatsızlıklarla, eşin dostunun tavsiyesiyle, dahiliyecisinin göndermesiyle psikiyatristler ona geliyor. Ama geldiği zaman bu birine muhtaç olmak demektir. Aktarımdan birine muhtaç olmak onun için ölümcül bir şey. Ne yapacak? Ya doktor hoşsun, güzelsin de yüz böyle, o götürüyor. Güzelsin de bu boya ne ya? Şuna bak, siyah, siyahtan şey yapmışlar ya, salon yapmışlar. Mor mu, siyah mı, o da belirsiz böyle. Ne bu ya? Profil döşemişler merdivenlere. Döşecek başka bir şey bulamadınız mı ya? Her şey aşağılanır arkadaşlar. Dünyanın en mükemmel ve muhteşemini getirin. Narsisistik patoloji 10 saniyede sizi yıkar. Bunu dayanabilirseniz. Sen dayanamadın, tamam. Sen attın psikolojik danışmanlıkta zaten. Sen terapiye git, ne yapayım ben? Sana dayanabilecek birisine git. Tabii o gün ben dayanamadım. Yani. Beni aşağıladığına. İnşaatımız vardı. Dedim ki inşaat yaptırıyoruz dedim. Paramız da bitti, ne yapacağımızı bilemiyoruz dedim. Bir el atsan dedim. Ya hallederiz doktor dedi, hallederiz. Ona bir üstünlük hissi verip de ekonomik olarak fabrikatör bir adamdı, anlatabildim mi? Ona bir üstünlük hissi verince tamam dedi, hallederiz dedi. Ne yaptın? İyi hissetti. O terapotik ittifak kurmak için aktarım odaklı terapide olmayan bir teknikti benim ama Türkiye'deki tüccarlara ve sanayicilere işe yarıyordu. Tamam mı? Yani damardan giriyorsunuz. Evet efendim. Hocam, benim de benzer bir vakam olmuştu. Hemen aşağıladı mı seni? Evet. Sen ne dedin? Şöyle, Allah seni de belanı versin. Galoş giydirdik diye demediğini bırakmadan. Ya tüccarın ama galoş giydirilir mi? Nereye yok? Bir araya gireyim, hemen kapatayım. Galoş giydirmişler. Bunu bana... Ya sana nasıl giydirirler diyorum. Ben o personeli atmazsam diyorum. Doktor diyor, çıkartıyorum galoş diyorum ya. Senin ayakkabıdan bir kere çamura basmıyordun. Arabada dinliyorsun, Mercedes'ten geliyorsun. Haklısın diyor. Evet, dinliyorum. Galoş giydirdik diye... İlk terapotik ittifak, ilk muayene için gerekti. Daha sonra çerçeve dediğimiz bir şey var. Senin canını okuyacağım, sen itiraz etmeyeceksin. Her seferinde bu çerçeveyi at, bu şartlarda terapiye var mısın deyip anlaşma yaptıktan sonra o zaman dünya kaçmayacak, biz gösteriyoruz. Evet. Ama o hale gelene kadar bir şekilde ikna etmeniz gerekiyor. Onun kırılganlığını, naifliğini, içindeki çok değersiz ve küçücük bir çocuk var orada, ağlayan bir çocuk var. Bu kabarmanın arkasında o çocuğu görebilmelisin. Hocam, sen cümleni tamamlasın. Hocam, aklını başkanlık haline getirirse ne olacak? Bir dakika, cümlesini bir tamamlasın. Ben de şöyle yaklaştım, haklısınız dedim. Yani galoş giymek kimseye ne hoşuna giden bir şey değil. Çok giyiyorsunuz, güzel. İşte uğraşıyorsunuz falan. Ama hani bazı prosedürler kalıplaşmış ya, herhalde ondan dolayı olsa gerek dedim. Bunu bir gözden geçireceğiz diye Celila. Ya bu, haklısın, bunu bir gözden geçirmemiz lazım diyeceğim. Sonrasında gözden geçirmeyeceğim ama taş, diyeceğim. Evet, taşlar güzelmiş ama işte badana, boya beyaz falan. Aynen. Böyle hastane ortamı falan, böyle bayağı bir uğraştı ve ben bir şekilde alttan aldım. Ve arkasından sonra... yanlış yani tam cümlemi belki söyleyemeyebilirim çok... Zaman geçti üzerinden, şöyle bir soru çıktı. Peki dedim size, yani burada bu anlatmış olduğunuz şeyler, rahatsız olmuş olduğunuz şeyler başka yerde de oluyor mu dedim. Oradaki soruyla birden çocukluğuna döndü ve babasının bir gece işte kendisine... Sen terapiye başlamışsın hocam ya. Yani. Evet, mesela şey yaptığına döndü. Aşağıladığına, becerisizliğine vurduğuna. Bir gece boğazına böyle sarılıp seni işte öldürürüm, kendine gel adam ol gibi i̇şte böyle. İşte bu aktarımın canlanması tam da bu. Şeyde ve babaya ne kadar öfkeli olduğunu. Şimdi bu hikayenin arkasından ben tabii böyle bir kendimle bir gurur duydum. Dedim bir şey yaptım, çok güzel bir şey çıktı ve bir narsisti itiraf ettirdim. Fakat bir seans İtiraf kelimesini kullanmıyorsun. Bir narsist paylaştı benimle. Paylaştı. İtiraf yani kendi içimde... duyarsa birisinden bir daha gelmez. Kendi içimde öyle dedim. Ben bunu kimselere paylaşmadım. Kendi içinde de yasak o kelimeyi.
bazı kelimeler var ki terapide çok can alıcıdır. Sonrasında evet. Bence dayanamadı onunla yüzleşmeye ve bir şekilde hep uzattı ilk önce. İşte işim var, başka bir hafta, başka bir hafta ve sonra ben gelmeyeceğim dedi, bir daha bitirdi. O olgunlaşacak, 2 yıl sonra gelecek, 5 yıl sonra gelecek, psikosomatik hastalıklar çıkan gelecek. Sana gelmez, başkasına gider. Evet, dayanmanın yani böyle bir etki gücü de olabiliyor. Birden böyle hiç açılmayacak ya da burada bak, benimle kavga bir şey etmeye geldi. Dün bir federe zirvesinde konuşmamda da bahsettim orada. Daha sonra yoğun bir utanç duyacak kadar açmazsınız hastanızı. Ağzını kapatırsınız. Çünkü bir sonraki seansa gelebilmesi için utandırılacak bir itiraf orada yapmamış lazım. Yapmaması lazım. Yani direkt olarak sen bir yani sıradan birisin yani parasını bastırmış gelmiş sana danışmanlık hizmeti alıyor, terapi hizmeti alıyor. Babasıyla olan kavgasını, özelini karısına anlatmamış sana anlatıyor. Bu onda o kadar bir aşağılanma yaratır ki bir sonraki seansa gelemez utancından. Eğer böyle bir hissediyorsa buna itiraf ettirdim ve konuşturdum değil. Ya babanızın konusunu daha sonra konuşalım deyip kapatman lazım. Bana gelsin. Çünkü onun derinden utanacağını hissederim empatik bir şekilde atlarım yoluyla. Bir sonraki seans garanti altına almadığınızda terapi olmaz zaten. Üf noktası var. Neyse tiyolardan beri uçaklamadan eğitim alacağım. Hocam süremiz bitti. Son bir soru alabilir miyiz? Bak süremiz bitiyor. Öyle mi? Ama geç başlamıştık. Hocam 10 dakika geç bitirdik zaten. Ya ara varsa bir daha çıkayım. Ama bir kapanış mı? Tamam o zaman 2-3 dakika daha mı olur? O zaman soru sormayın da şu birkaç slide'ım var göstereyim bakayım. Aktarımın canlanması ne demektir? İşte seansta kendi duygularının ortaya çıkması. Karşı aktarım duygusu nedir? Hastanın bize hissettiği. İki tane karşı aktarım duygunuz var. Sizin bebeklikten getirdiğiniz kendinize ait patolojilerin yansıması. İki, hastanın size yansıttığı sizin paratonerinizle veyahut da reseptörlerinizle aldığınız duygu. Burada önemli olan kendi patolojinizi bastırmanız, hastadan geleni okumanız, okuduğunuz şeye tepki vermeden onu yorumlamanız gerekiyor. Püf noktası bu terapide. Yansımalı özdeşimi anlattık. Bu ikilileri gösterdik. Bu kötü kutup, iyi kutup burada ikiye bölünmüş halde. Bunu geçelim. Terapide etkin olan nedir? İş görümü yoksa deneyim mi? Atlarım, odaklarım, bunun neresinde duruyor? Genellikle psikanalitik psikoterapiler yorum üzerinden iş yaparlar. Ama aktarım odaklı terapi şimdi ve burada deneyim üzerine. Şu anda bana karşı ne hissediyorsun? Bana öfke hissediyor musun? Benim sana öfkelendiğimi düşünüyor musun? Beni seviyor musun? Bana aşık mısın? Benim sana aşık olduğumu düşünüyor musun? Gibi change dediğimiz ikilileri araştırır. Aktarım odaklı can damarı şimdi ve burada oturtmaktır. Libidinal güçler, agresif güçler ne demektir? Geçelim belki. Demek ki 40 dakikayı yedik burada öyle mi? Stratejik teknikler, taktikler var ama eğitim alacak arkadaşları öğretmesi lazım değil. Geçiyorum. Bu ikililerin hasta ve terapi zaten zarar verici, kötü çocuk, cezalandırıcı, sadistik ebeveyn, kontrolatla kızgın çocuk, kontrolcü ebeveyn gibi standartize edilmiş dünyadaki insan ikilileri, yani Bordonan örgütlenmedeki ikililerin çeşitleridir bunlar. Terapisti bu şekilde deneyimler, kendini bu şekilde deneyimler veya yer değiştirir. Duygu düzenleme anne ve çocuk arasındaki 5 duyuyla olan iletişim şeklinde olur. Bunun da detayı var. Duygu düzenlemenin etapları. Optimal arada durması lazım. Öfkenin ve sevginin şu yeşil çizgide olması lazım. Eğer düzensiz bir şekilde olursa sempatik sistem acı verici duygular olur. Savaş ve kaç tekniği olur. Çok yoğun savaş ve kaç tekniğine ve savaşacak kadar gücü yok, kaçacak kadar zamanı yok ise otomatik olarak parasempatik sistemin dorsal vagal alanı donma reaksiyonu dediğimiz özel bir alan aktif olur. Normalde kavga ve savaş sempatik sistemde olur. Parasempatik sistem dinginlik sistemidir, libidinal sistemdir. Ama parasempatik sistemin dorsal vagal alanı bizim travmalardaki donmayı yaratan sistemdir. Sağ beyne. Bizim aktarım odaklıdan eğitim aldığımız yer Kernberg ve ekibi Frank Yomas eğitim koordinatörü. Bu yine Jill Salbeck ekipten aktarım odaklı terapi eğitiminden. Bu Otto Kernberg'in eşi Kay Herron. Frank Yomas bizim ekip yine. Bu Diana Dyne çok meşhurdur. Amerika'daki artistlerin terapistidir. Narsizm üzerinde çalışır ve dünyadaki bir numara hoca. Onun eğitimindeyiz. Bu Otto Kernberg'le beraber Harvard Club, Oxford Club'da bir yemeğe götürdüler bizi sağ olsunlar. John Clarkin, bu da çok önemli bir isim. John Clarkin
dünyadaki psikoterapi araştırmaların çoğunda araştırma desenini hazırlayan kişi. Bu bahsetmiş olduğum ilk başta Cornell Üniversitesi'nin White Plains'deki kişilik bozukları enstitüsünün binası. Otto Kernberg'in ofisi, vaka tartışmamız Otto Kernberg'de. Öğle yemeği yiyoruz. Muhabbet vesaire 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 vesaire. Teşekkür ederim. Çok teşekkür eder. Kendisine teşekkür verdiğimiz için vakti vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet. Beş dakika sonra Cevdet Uysal konferans salonunda kapanış konuşmasına hepinizi davet ediyorum. Hemen şimdi Cevdet Uysal konferans salonuna geçerseniz kapanış konuşmasına teşekkür ederim. Daha doğru.
Belediye başkanıyım ben ama orada belediye meslek istediğim bir kadar ekran olmaz. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Şanssız, kadersiz demek. Yani çünkü ben de onun şartları vermişseydim aynı tepkileri verecektim, aynı insan olacaktım. Biraz belki şanslı bana da baksızlığa ve hayatımda getirmiş olduğu farkındalıkları vardı. Daha da konuş olabilirim. Ben şu kapının konuşmasını dinleyelim isterseniz. Hocam şimdi ses.